Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere PHP'deki dış değişkenleri anlatacağım. Ben Duran Cahilmaz, Full Stack Developer'ım. Hemen başlayalım, vakit kaybetmeden. Öncelikle Apache'mizi çalıştıralım. MySQL'e gerek yok şimdilik. Apache bize yeter. Apache çalıştırdıktan sonra localhost'umuzu domain yapmıştık. Zaten bir önceki derslerde vardı. Baştan anlatmıyorum o yüzden. Şimdi index php'm var. Bir tane de form.php oluşturuyorum buraya. Buraya php girmemeye çalışacağım. Ekstra olarak bunlardan da bahsetmem gerekiyor. GoPilot kullanıyorum. GoPilot işime çok yarıyor ama aylık 10 dolar ücreti var. Haberiniz olsun. Yani pahalı olmasının sebepleri başka tabi. Form action diyerek bir tane form oluşturacağım. Bu index.php'ye gidecek. Normalde index.php yazmama gerek yok ama gene de yazmak istedim. Metodum get olsun şimdilik. Bir tane input'um olsun. Bir tane de buton'um olsun. Şimdi input'umu name diye ekledi. Type'ı text. Bir tane de buton ekledi. Submit diye. Bunu farklı şekillerde yapabilirdik ama şimdilik bir bakalım nasıl olmuş. Nasıl gözüküyor diye. Evet, bu şekilde gönder yazıyor. Gönderdiğimizde de mesela herhangi bir şey isim olarak get ile formumuzu gönderdiğimiz için üstte soru işareti işte anahtar ve değer olarak devam ediyor. Fakat birden fazla olsaydı nasıl olacaktı? Hemen onu da göstereyim. Diyelim şu name'den bir de surname diye bir tane daha var. Bu şekilde iki tane var. Hatta hangisinin ne olduğunu bilmek için de placeholder'la buna name diyelim. Buna da surname diyelim. Bu şekilde gözüktü. Mesela Duran Can Yılmaz dedim. Gördüğünüz gibi name'imi Duran artı Can olarak gönderdi. Aradaki boşluğa artı koydu. Çünkü URL yapısına çevirdi. Sonrasında ile işaretini kullanarak surname Yılmaz dedi. Şimdi peki bu değişkenleri biz nasıl alacağız? Yani dış değişkenler nedir? Dışarıdan gelen değişkenler nedir? Dışarıdan gelen değişkenler PHP'nin içerisinde PHP'nin kendi oluşturduğu fakat dış etkenler tarafından gelebilen değişkenlerdir. Mesela get, post, işte cookie'ler, session'lar, server, işte env, files. Bunların hepsine bakacağız şimdi. İlk başta get'le başladık. Öncelikle bir get'i ekrana yazdırmak istiyorum. Daha rahat anlaşılsın diye. Gördüğümüz gibi bir array bize döndürdü. Kesinlikle obje döndürmüyor. Name'ine Durancan dedi. Surname'ine Yılmaz dedi. Peki bunu nereden aldı? Bunu bu soru işaretinden aldı arkadaşlar. Bu soru işareti yerine ne bileyim başka bir şey olsaydı öyle bir şey almayacaktı. Ya da soru işareti yerine kare olsaydı onu alamayacaktı. Tabii ki bunda JavaScript almanın yolları var. Fakat bizim konumuz o değil. Biz PHP öğreniyoruz ve öğretmeye çalışıyoruz. Mesela test diyeyim. Test 2 diyeyim. Gördüğünüz gibi test ve test 2 olarak geldi. Peki sadece bunlar mı alınıyor? Hayır. Şöyle input'a name ekleyebiliyoruz. Mesela üye ekle diyeyim. Şimdi formuma tekrar gitmem gerekiyor. Yılmaz'ı buraya alıyorum. Gönderdim. Gördüğünüz gibi bir de üye ekle gönder diye şey ekledi bize. Üye ekle gönder. Yani biz burada ne yapabiliriz? Orada iki tane, üç tane buton olabilir. İşte sil butonu, temizle butonu, ekle butonu, çıkar butonu vesaire vesaire. İşte orası sizin yaratıcılığınıza kalmış açıkçası. Şimdi get kısaca böyle. Get'i kullanımı zaten çok kolay. Post'ta biraz işler değişiyor. Hemen post'a çevirdim metot kısmını, formumu. Aldığım verileri de post diye ekrana yazdırmak istiyorum. Form.php dedim. Şimdi Yılmaz'ı bu tarafa attım, gönderdim. Gördüğünüz gibi URL'de herhangi bir şey çıkmadı. Peki bunları nasıl gönderdi? Bunları arka planda gönderdi aslında. Yani şuradan incel dediğimde
Network kısmına geldiğimde sayfayı yeniden yüklediğimde indekse bakıyorum. Payload'a bakıyorum. Burada bakın form data olarak bunları göndermişim ben zaten Chrome'un arkasından. İşte name'i Duran Can, surname'i Yılmaz. Üyekle gönder. Bu post yöntemi nispeten daha güvenli GET'e göre. Fakat aslında burada da yani gördükleri için çok da güvenli bir yöntem de değil açıkçası. Ama niye kullanılıyor? Posta daha uzun veriler gönderebiliyorsunuz. Uzun uzun metinler gönderebiliyorsunuz. Büyük resimler, dosyalar gönderebiliyorsunuz ki onlara da bakacağız şimdi. GET'le bunları gönderemiyorsunuz. GET'in bir karakter sınırı var. GET'le çok fazla ağır dosyalar gönderemezsiniz. Ya da ne bileyim uzun HTML yazıları gönderemezsiniz. Ama posta gönderebiliyorsunuz. Ya da posta da gönderemiyorsunuz. Sizin sunucunuzda bir problem vardır. Hosting sağlayıcınızla görüşmeniz lazım. Şimdi bir tane dosya eklemek istiyorum buraya. Input type file name'i mesela image olsun. Accept'de image'ler olsun sadece. Yani sadece burada dedik ki text yerine file olacak tipi ismi image olacak. Kabul ettiği dosya tipleri de bunlar. Şimdi formumuza tekrar gidelim. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi dosya seç diye bir şey geldi buraya. Şimdi buna tıkladığımda burada sadece resim dosyaları geldi. Gördüğünüz gibi. Ama kullanıcı buradan tabii ki de tüm dosyaları tıklayıp diğer dosyaları da görebilir. Yani biz orada ekip image dedik diye güvenlik önlemi almış olmuyoruz aslında. Sadece bir kolaylık sağlamış oluyoruz kullanıcıya. Bunu arka planda backend kısmında, PHP kısmında tabii ki kontrol ettirmek gerekiyor. Mesela şu dosyayı seçeyim. Dosyam buraya geldi. Bunları tekrar doldurmama gerek yok ama gene de doldurmak istiyorum. Gönderdim. Şimdi gördüğünüz gibi name'im geldi, surname'im geldi, bir de image'im geldi buraya. Fakat image'i biz bu şekilde alamıyoruz aslında. Yani neden alamıyoruz? Çünkü image'i doğrudan bir yerden bir yere göndermek gibi bir şey yok. Image'in önce temp dosyasını almamız gerekiyor. Peki image'in temp dosyasını nasıl alırız? Bunu da files'la yani dosyalarla alabiliyoruz. Buradan tekrardan seçeceğim. Gönderdim. Hiçbir şey gelmedi. Şimdi neden hiçbir şey gelmedi? Çünkü biz burada bir tane form yolladık. Formumuz için ama dosya var. Bu dosyayı belirtmemiz gerekiyor burada. Yani zaten burada otomatik olarak çıkardı. Eng tipi multipart form data. Yani içinde dosyalar olan, her türlü şey olan bir form datası yolluyorum ben diyor burada. Şimdi form PHP'mi tekrar açıyorum. Dosyamı tekrardan seçtim, gönderdim. Gördüğünüz gibi bize şu an bir sürü bir şey getirdi. Bunlar nedir? İşte image içerisinde array olarak name'i getirdi bize. Dosyanın ismini alabiliriz. Tipini getirdi image jpeg diye. Bunu alabiliriz. Temp ismini getirdi. Yani nereye koymuş bu dosyayı? Çünkü oradan çekeceğiz. Çekerken. Hata var mı yok mu? Bunu getirdi. Bir de size'ını byte cinsinden getirdi. Bunu işte önce kilobayta sonra megabayta vermemiz lazım. Çevirirken de 1024'e bölüyoruz. Aslında file da bu kadar. Diğerleri neydi diye bir bakayım. Cookie'ler var. Bu cookie'leri biraz anlatmak istiyorum. Ya da form direkt böyle kalsın. Buraya yeni bir tane cookie diye oluşturmak istiyorum. PHP takımı açtım. Şimdi öncelikle bir cookie oluşturmam gerekiyor. Cookie'yi çok basit bir şekilde bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. İsim, değer ve süre. Cookie adı olsun mesela. Türkçe karakter normalde çok kullanmıyoruz da işte videolarda siz daha rahat anlayın diye aslında kullanıyorum. 1-2-3-1-2-3 olsun mesela. Time yani şimdiki zamandan artı bu şekilde yaparsam 30 gün olur. Yani şurası 1 dakika saniye cinsinden. 1 saat 24 saat 1 gün olmuş oldu. Çarpı 30 30 gün olmuş oldu. Set cookie olması lazım bu arada. Evet. Onun hatasını veriyormuş.
Şimdi yandan tekrar açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Ana sayfamı tekrar yenilediğimde bunları bir kaldırayım. Hiçbir şey gelmedi. Çünkü cookie ekledim eklemedim nereden emin olabilirim? Tarayıcıyı açtınız. Sağ tık incele dediniz. Application kısmında cookies'te sitenin adı yazar. Gördüğünüz gibi cookie adı değeri hangi domainden geldiği bitiş süresi ve boyutu yazıyor. İşte HTTP only ve secure. Zaten secure'ü şu anda yapamayız. HTTPS değil. Localhost'ta çalıştığımız için onu yapamayız. Ama HTTP only yapabiliriz. Orada şimdilik gerek yok. Şimdi peki cookie'leri nasıl alacağız? Bardump ekrana yazalım. Cookie diye çıktı zaten. Gördüğümüz gibi array şeklinde almış olduk. Aslında zaten vardı. Yani cookie array'inde bu zaten kayıtlıydı. Çünkü biz buradan gönderdiğimiz andan itibaren o değişkene kayıt olmuş oldu. Şimdi cookie'ler nerede kullanılıyor peki? Ben ne bileyim. Adam mesela oturum açık kalsın demiştir giriş yaparken. Oturum açık mı değil mi diye buraya bir tane tik koyarsınız. Açık ya da değil, 1 ya da 0 gibisinden. Cookie'yi okursunuz. İşte oturumu 1 ise adam otomatik giriş yapabilir. Ama şöyle bir şey var. Cookie'ler güvenli değildir. Şöyle güvenli değildir. Bizim şu anda yaptığımız cookie güvenli değil. Çünkü ben bu cookie'nin değerini değiştirebiliyorum mesela. Duran Can Yılmaz olarak bunu değiştirebiliyorum. Ve sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Çünkü tarayıcıda olduğu için ve güvenliği olmadığı için secure kısmında ben bunu değiştirebiliyorum. Ona dikkat etmeniz lazım. Diğeri